Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü izleyeceğimiz videoda dünyanın en iyi berberleriyle tanışacağız. Bu video aşırı rahatlatıcı olacak, benden demesi. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz dünyanın en rahatlatıcı berberleri kimlermiş görelim. Bu berberimiz bayağı Türk, ters yazmışlar, yok böyle bir şey, inanamıyorum şu an. Bence abinin suratı şu an alev alev ve deli gibi rahatlatıcı değil mi? Adamın bütün kıllar çıktı ya. Ağda resmen bir erkek kimliğine bürünmüş. Şu an iyi ki sakalım yok diye dua ettim. Gerçekten bu acıya katlanamazdım herhalde. Evet, dünyanın en iyi berberi demiş miydik? Abi ne yapıyorsun tam olarak? Bunun berberlikle ne alakası var? Şu an anlamadım. Adamın koluna resmen masaj yapıyorsun. Bu nasıl bir iş? Bu berber neredeyse gitmenizi pek önermiyorum. Ya da kol masaj istiyorsanız bu abi harbiden gidebilirsiniz. Yalnız saçı makineyle ters bir şekilde mi kesiyor? Aa, abine saçlar ne garip bir şey. Evet, muazzam bir saç kesimi videosu gerçekten. Şu an biraz üzüldüm ya. Ne yapacak? Saç mı ekecek? Oralara nokta koydu ve şu an değişik değişik şeyler yaptı. Ne yapıyor ya? Gerçekten bu videonun sonunu aşırı merak ediyorum şu an. Harbiden saç ekiyor. Aa, saç ekimi böyle mi oluyormuş? Bu bir peruk gibi bir şey herhalde. Takma saç. Ama bayağı gerçekçi. Helal olsun. Before and after'ına bakın. Oo, abi bayağı yakışıklı oldu. Gerçekten bu videonun sonunun böyle biteceğine hiçbir şekilde inanmazdım. Şu an benim bile bu saçı yaptırasım geldi, inanır mısınız? Ama inşallah abinin o uhuyla yapıştırdığı peruk kafasından çıkmaz. Yoksa insanlara bayağı rezil olabilirsin ya. Bir şey diyeceğim. Bu ne ya böyle bu? Bana kalırsa bir bit mi, bir saç deri hastalığı mı? Sanki bu kişinin saçını çörek otu ve susam atmışlar gibi görünmüyor mu sizce de? Tamam, bayağı rahatlatacağım ama azıcık da korkunç ya. Kafana çörek otlarını kim attı senin? Berberlerde tek korktuğum şey şu ustura detayı. Gerçekten bana aşırı korkunç görünüyor. Aa, abinin niye bu tarafına denk gelse o? O zaman neden böyle bir saç modeli var ya? Abinin saçı neden buradan başlıyor? Tepe noktasından başlıyor, çok garip. Burada kıvırbaş bir abimiz var ve bu abinin saçları nasıl bir dönüşüm geçirecek çok merak ediyorum. Aslında kıvırbaş değil miymiş? Hayır ya, bu kişi bu değil. Resmen şu an bizi kandırdınız. Tamam, hoş bir dönüşüm videosu olmuş ama o gerçek kişi değil. İnanmayın, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Erkeklere bir şey sormak istiyorum. Berbere gittiğiniz zaman sizin de berberiniz size böyle davranıyor mu? Yani sizi öpüyor mu? Bu berber abi herkesi öpüyormuş. Abi bence hafif masum gibi de ama hafif de biraz korkunç gibi ya. Herkesin tepkisi bu şekilde olmaz ama ben diyeyim. Berbere gittiğiniz zaman bir berber sizi öpse ne yaparsınız? Allah'ınızdan resmen bir helalim öpüşüyor. Ne yaparsınız yorumları? Lütfen çok merak ediyorum. Şahsen bir kuaför beni öpse şöyle kalırım. Evet. Neden böyle bir saç modeli peki? bu abinin kafasına yapmak istediğimiz şey yin yang mı? Yani bir tarafa siyah bir tarafa beyaz yaparak bu abinin kafasını dengelemeye mi çalıştık? Ben buradan bunu çıkardım sadece. Ya da bu abi bir Beşiktaşlı, bundan da bunu çıkarabilirim. Ama işin garibi muazzam bir ayrım olmamış mı? Yine helal olsun, adam iyi yapmış yani. Bu ne be? Ay, efekt mi yapmış abi, ne yapmış? burada bayağı bir rahatlatıcı bir video olacak. Şu an abinin kulak kılları saçlarıyla birleşmiş. Şu an abinin kulağına ağda yapacağız ve o ağdanın rengi nedir böyle? Ya acırsa? Net acıyacak da bu arada. Hadi bakalım çekin. Çok merak ediyorum. Sıcak sıcak ağdayı da kulağına koymak çok iğrenç bir his olabilir şu an. Ay, acıdı mı? Evet, sonunu göstermediğine göre bu video tamamlanamamış demektir. Ve bu amca da umarım hala yaşıyordur ya. Aranızda berbere gitmeye bayılanlar var mı? Yorumlarda kendi belli etsin. Ama berber bayağı ustalıklı bir şey. Önce sakallarına bir şeyler sürdük ve abinin suratını sıcak havluya yatırdık. Ondan sonra şimdi sakal tıraşı yapacağız. O ne peki? Usturamız açılıyor. Ay, korkarım. Aşırı rahatlatıcı, şuna bakın. Ay, önce yumuşattı o zaman kılları o sıcak havluyu koyarak. Ondan sonra köpükle aldı, vallahi pürüzsüz oldu. Bak, bu ustura beni hiç korkutmadı. Ondan sonra da ne yapıyor? Masaj yapıyor ya. Buzla masaj mı yaptı? Aa, bir de ekstra masaj yapıyor. Şu an berberde bir ablamız var. Abla mı bu? Ruj olduğuna göre abla, evet. Ve ablamızın saçını neden böyle kestik ya? Allah Allah. Ne olur böyle kalmasın.
Böyle bırakmış olamazsın değil mi ablanın kafasını? Ha, peruk takmak için yaptık. Evet. Yalnız peruğun kafadan hiçbir şekilde çıkmaması. Ne güzel bir perukmuş bu. Ama tek bir şey sormak istiyorum. Acaba o saçları kesmeden peruk takamaz mıydık? Eğer bir hastalığı falan varsa o zaman okey diyeceğim ama. Ama onun dışında o güzelim saçlarını niye kıydın ya? Resmen doğumundan bu yana saçlarını kestirmemiş gibi. Yalnız bu saçlar bir güzel paraya satılır ki sormayın. Kuaförler gerçekten böyle saçlar alabilmek için çok para veriyor. Benim eskiden uzun saçlarıma da bir kuaför teklif etmişti. Ama saçlarımı verebilmem için kökten kazıtmam gerekiyordu, o yüzden hayır dedim. Yok, sağ ol. Bakalım nasıl bir model yapacağız şu an. Full sıfıra da vurma yani. Tamam, yanlar çok güzel oldu. Önler kalacak herhalde. Bayağı yakışıklı oldun. Kaşıkla saç kesimi mi? Böyle bir şeyin mümkünatı yok yalnız. Ne yapıyor şu an? Ha, böyle yaparak saçlarını kestiğini mi sanıyorsun? Nasıl ya? Harbiden... Harbiden saçı kesiliyor, nasıl? Bu bir afro saç mı acaba? Ne yaptı da kesti? Hayatımda ilk kez bir kaşıkla saçın kesildiğini gördüm. Eğer beni kandırmadıysa. Ne ya, böyle bir şeyin mümkünatı yok pek. Değil mi? Bence önceden saçlarını kesti, sonra kaşığı geçirdi. Sanki kaşıkla kesiyormuş gibi yaptı. Ne tatlı oldun yerim. Evet arkadaşlar, hayatımıza göreceğimiz en iyi berberler demiştik ya. Bu berber konusunda aynı fikre sahip değilim. Abi neden havluyla dövüyorsun, ben anlamadım ki. Acaba saçını kestikten sonra üzerinde kalan saçları mı temizliyor şu an? Biraz fazla mı ciddiye aldınız bu işi? Resmen eşek sudan gelene kadar dövdü ya. Yani burada ciddi bir şey mi aramalıyız yoksa şakalaşıyor mu, hiçbir şekilde algılayamadım. Evet, bu saçlar biraz fazla olmuş. Anla kadar gelmiş. Bu saçların oradan alınması lazım. Hadi bakalım. Nasıl bir şekilde alacaksın? Öyle almayacaksındır umarım ya. O ne ya öyle? Dikey dikey. Resmen futbol kalesi gibi yaptı ya. Lütfen böyle bir şey yapma. Yine usturayla alıyor. Ay korkunç. Usturanın alna gelmesi beni gerçekten çok korkutuyor ya. Saçını Ronaldo gibi yapacakmışız bu çocuğun. Hadi bakalım yapın nasıl olacak. Çok merak ediyorum şu an. Evet, Ronaldo'nun saçı böyle mi? Gerçekten mi? Ronaldo'yu bilmiyorum. Saç kesiminin nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bakacağım ama şu an. Evet, Ronaldo'nun 2022'deki saçı böyleymiş. Çocuk haklı o zaman. Tamam. Tamam, hiçbir şey demiyorum. Bayağı profesyonelce olmuş ama dostum sana bir şey söylemem lazım. 2002'de yaşamıyoruz. Bence o saç kesimiyle. Herkes seninle dalga geçer. Niye öyle gittin ya? Yine berberde bir ablayla birlikteyiz. Bu ablaların berbere gitmesi beni biraz şaşırtıyor. Bizim yerimiz kuaför değil mi ya? Bu ne ayrıca? Aha! Herhalde bir dublör falan abla şu an. İnanamıyorum. Sprey boyayla kendine sakal yapması peki. Ay! Bu nasıl bir oyunculuk, pek algılayamadım. Abla, hiç mi erkek oyuncu bulamadılar, seni erkek yaptılar ya? Evet. Biraz fazla kıllı biriyiz. Hadi bakalım. Çok iyi olmuş. Aşırı iyi değil mi? Abi resmen yakışıklılığa büründü. Harbiden şu an yakışıklılık eşittir bu abi ya. İnanılmaz, neydin, ne oldun ya? Harbiden 2 saniye içinde evrim geçirmesi peki. Ne diyor? Ne yapıyor ya şu an? Para mı kazandı? Bu nasıl bir berber ya? Ve abi de onun... içtiği suyu içiyor. O da onun içtiği suyu içiyor. Ne alaka? Böyle bir ödeme yöntemi mi var acaba? Böyle bir berber bana çok güvenli gelmedi. Siz paranızı verin, öyle saçınızı ve sakalınızı kestirin. Evet, bu ablanın saçını keseceğiz. Böyle değil, böyle de değil. Abla yapma. Yapma, bak o saç hiç kalmaz, yapma. Her zaman berbere kestirmen gerekenin şu kadar fazlasını söylemen lazım. Ay hiç güzel olmayacak. Abi de lop diye girdi. Aynı benim evde kestiğim gibi girdi saçları. Ama başarılı olmuş sanki. Yakışmış. Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir şey çıkacağını. Şu an beni şaşırttı. Gerçek hayatta Wolverine'i bulduk arkadaşlar. Bayağı korkunç ya. Kıl. Yani kıla okeyim de bu kadar zırna değilim. Sesim kaçtı içime. Çok kötü be. Ve bunların hepsini usturayla mı alıyoruz? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Ağdayla yapsaydık ya, bir daha çıkmazdı belki. Bu abinin kesinlikle lazere gitmesi lazım. Ama bu gerçekten bayağı rahatlatıcı bir video. Abinin kaşları o kadar büyük ki resmen saçlarıyla birleşti, birleşecek, şuna bakın. Ama saçları yokmuş, işin problemi. Ay ama çok rahatlatıcı bir şey. Ama abinin bütün kaşlarını aldın gibi sen. Keşke makasla alsaydın, direkt makineyle nasıl girebildin ya? Allah, dünyanın en acılı olayı ya. Gerçekten bu olay Çin işkencesinde net kullanılmalı ya. Şuna bakın. Allah.
bir acıdı ki. Sanki benden gitmiş gibi çok acıdı ya. Çok kötü. Ama nasıl pürüzsüz oldu var ya, çok iyi. Adadan korkmaya başladım. Kafanda hiçbir şey yok ki, niye ada sürdün şimdi? Ölü derilerimizi falan mı alacağız? Bak her tarafına sürmesi. Ay burun yapma ya. Burun çok sıkıntılı bir yer ya. Umarım iyisindir. Abi de tam bir Noel Baba tipi yok mu? Ve aşırı yakışıklı bir Noel Baba. Ay ne güzel sakal alındı öyle. Bazen berber olmak istiyorum ben ya. Gerçekten. Ben bazen babamın saçını ve sakalını tıraş ediyorum. Gerçekten dünyanın en rahatlatıcı hissi. Aranızda benim gibi olanlar varsa kendi like'la belli etsin. Ama umarım abinin sakalları böyle kalmış. Heh, kalmıyormuş. Alıyormuş hadi hepsini. Oo, hepsini alalım ama. Sadece saçı kalsın lütfen. Ha bıyığı da mı kalacak orada? Hayır ya, çok kötü olur bıyık. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en iyi ve en kötü berberlerinin olduğu videolara baktık. Sizin böyle yaşadığınız berber anılarınız var mı? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.